Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Amin. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Amin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Amin. Tekke'de bir program vardı. O yüzden orada o programa katılmak zorundaydık. Hakkınızı helal edin inşallah. Helal olsun. Oradaki kardeşleri de davet ettik buraya. İnşallah onlar da gelecekler. Yoldalar mı ne? Yok, Salim'le beraber gelecek. İyi. Bir belgesel gibi çekim yapıyorlarmış TRT'ye. O yüzden o çekime röportaj verdik inşallah. Dersten sonra. Tamam? İyi, hadi öpelim bakalım. O röportajda işte ardından Sema'ydı. Kısa bir program oldu. Ona katıldık. O yüzden haklarınızı helal edin. Baştan. Burada o kardeşler gelinceye kadar da onlara dedim ki hayatınızda ne o yaşayamayacağınız bir deneyim yaşayın dedim. Burası dedim perdenin görünen kısmı. Bir de dedim görünmeyen kısmı var. Burası dedim normalde gördüğünüz yer burası ama dedim bir de bu işin bilinçaltı, beynin asıl her şeyi hafızaya aldığı yer var dedim. Dedim orayı görmeniz lazım. Orada dedim bir deneyim yaşamanız lazım. Onlar da muhakkak geleceğiz dediler. İyi dedim inşallah. Bekliyorum ben de siz dedim. Allah izin verirse inşallah. Gelecekler. Geldiklerinde fotoğraf ve video çekmek serbest değil onlara. Ne çekeceklerse çeksinler inşallah. Bilmediklerinizi zikir ehlinden sorunuz. Ayetine göre zikir ehlinin kendisine sorulan her şeyi bilmesi mi gerekir? Her şeyi bilmesi gerekir diye bir kaide yok ama zikir ehline Cenab-ı Hak yardım eder. Ona ilham eder, ona ikram eder, ona ihsan eder. Cenab-ı Hak onu orta yerde naçar bırakmaz. Onu ilimsiz bırakmaz. Eğer ha bunun kesildiği zaman olur mu? Olur. O kimse de o ilmi kendinden bilirse, o ilmi bu noktada kendine atfederse nefsine uymuş olur. O yüzden ilmi sahibi Allah'tır. Kalbi ilimlerin de sahibi Allah'tır. Bir kimsenin kalbine ilham gelmesi, kalbine bu noktada hani sufi dilinde varidat derler ya, öyle bir şeyin olması o kimsenin Allah'la olan ilişkisi bunu etkiler ama Allah'ın ona bir lütfudur, bir ikramıdır, bir ihsanıdır. Hataya düşmemekte, o ilmi kendinden görmemekte fayda vardır. Mesela rüyayı kendinden görmek, hali kendinden görmek, üzerindeki mevcut tecelli eden ilmi kendinden görmek, üzerindeki herhangi bir lütfu, ikramı, ihsanı kendinden görmek o kimseyi batırmaya yeterli. Çünkü ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyurdu ki iyilikleri Rabbinizden, kötülükleri nefsinizden bilin dedi. Bizim üzerimizde, kardeşlerin üzerinde her ne kadar iyilik tecelli ediyorsa bu Cenab-ı Hakk'ın lütfu, ikramı, ihsanıdır. Zikir ehlinin üzerindeki lütuf, ikram, ihsan Cenab-ı Hakk'ındır. Aslında bu manada kulların üzerinde ibadet, iyilik her ne var ise hepsi de Allah'ın ihsanıdır. Onu kulun kendisinden görmesi, onu kulun kendi nefsine atfetmesi, onun kulun kendi kendine çalışması, kendi kendine gayret sarf etmesine atfetmesi doğru düşünce değildir. Bir kimsenin çalışması, gayret etmesi, cehd etmesi belki de o lütufun, ikramın, ihsanın tecelliyatına sebep olabilir ama kesin değildir bu. Bir şeye normalde hani Cenab-ı Hak yolumuzda mücahede edenlere yolumuzu açarız.
ayet-i kerimesi mucibince bir kimse eğer onun için yapıyorsa, onun için yaşıyorsa, onun için hareket ediyorsa Cenab-ı Hak ona yolunu açar. Cenab-ı Hak ona ihsan eder, ikram eder. Fazlından, kereminden verir. Ama bu o kimsenin hani direkt kendisini çalışmasına atfederse işte bu yanlış olur. Mesela bir kısım üzerinde mal-u nimet olur. Mal-u nimeti direkt kendi nefsinden görürse ben çalıştım da yaptım da şöyle yaptım da böyle yaptım da böyle oldu derse bu yanlıştır. Ama Cenab-ı Hakk'a hamdolsun biz onun bu noktada da çalıştık, o da verdi. Gayret bizden, vermek ondan, verir vermez bu ayrı mesele. Gayret etmek bizden, çalışmak, çabalamak, mücadele etmek, mücahede etmek bizden. Ama buna karşılık olarak lütfundan, ikramından, ihsanından verecek olan o. Bize düşen çalışmaktır, gayret etmektir. Bize düşen dükkanımızı açıp ne yapmamız gerekiyorsa kendince, kendi kapasitemizce onu meydana getirmek, onun kapasitemizi meydana çıkarmakla yükümlüyüz. Çalışmakla yükümlüyüz. Ha Rabbim isabet ettirir, güzel işler olur. O kimsenin dünyası mamur olur. Aynı şey Allah yolunda da aynı. Biz koştururuz, mücadele ederiz, cehd ederiz. Kendimizce yapmamız gerekenleri yapmaya çalışırız. Bunu normalde biz vazifemizi yerine getiririz. Lütfedecek, ikram edecek, ihsan edecek olan Allah. Biz zikrederiz. Zikretmeye çalışırız. Bunun içinde de Allah'tan gayret, Allah'tan lütuf, ikram, yardım dileniriz. Ve Cenab-ı Hakk'ı zikrettiğimizden dolayı üzerimize onun ilmi ledününden bir şey isabet ederse onun kendi lütfu, kendi ikramı, kendi ihsanıdır. Ama Rabbim kullarını zikir ehline yönlendirdiyse demek ki zikir ehline de bu noktada, çünkü kul Allah'ın emrine uyup zikir ehline yönelecek. Kula burada direkt ne var? Emir var. Bilmediklerinizi gidip zikir ehline sorunuz. Bu direkt emirdir. Emir. O zaman kula düşen vazife biz zikir ehlini bulmasıdır. Zikir ehlini bulmasıdır. Ve o gerçekten de zikir ehlini bulduysa bilmediğini ona sorulması gerekir. Demek ki Cenab-ı Hak normalde zikir ehlinin üzerinden bir ilim akıtacak ki bilmediklerinizi ona sorunuz demiş. Rabbim bizi zikir ehline soranlardan eylesin inşallah. Amin. Zikir ehlinin halakasından bizleri ayırmasın. Amin. Her daim kendisini zikreden kullarından eylesin. Amin. Enteresan çünkü ayet-i kerime. Kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder. Eğer bir kimse Allah'ı zikreden yüz çevirirse Allah da ondan yüz çevirir. Eğer o kimse Allah'ı zikretmeyi unutursa Allah da onu unutur. O yüzden Allah'ı zikretmek bu noktada en büyük ibadet demiş ya, Cenab-ı Hak cümlemizi o en büyük ibadetle haşır neşir olanlardan eylesin inşallah. Amin. Her şey maşuktur. Aşık bir perdedir. Yaşayan maşuktur. Aşık bir ölüdür. Aşk şeriatı bütün dinlerden ayrıdır. Aşıkların şeriatı da Allah'tır, mezhebi de. Şimdi her şey maşuktur denilince tecelli eden la faili illallah. Allah'tan başka fail yoktur. Ve kül şeyi yaratan da Allah'tır. Öyle olunca kül şeyi yaratan o ve külli şeyin üzerine sıfatlarıyla tecelli eden de o. Öyle olunca bu normalde yaratan o, sıfatlarıyla tecelli eden o, her daim varlık alemini tecelligah olarak tutan da o. Öyle olunca her şey maşuk oldu. O zaman burada aşk bir perdedir dedi. Normalde
her şey maşuk ama aşk bir perde. O ayrı bir perde. O ayrı bir perdede durur. Aşk. O zaman o ayrı perdeye ulaşır, ulaşmaktır amaç. İnşallah. Aşık bir ölüdür. Aşık bir ölüdür deyince, aşık normalde maşuka aşık olmaya çalıştığından dolayı aslında aşık bu manada maşukun karşısında ölü gibidir. Madem ki bizim üzerimizde, aşığın üzerinde tecelli eden bütün sıfatlar onun, o zaman aşığa hiçbir şey kalmadı. Bütün sıfatlar onun ise, aşıkta tecelli eden bütün sıfatlar onun ise ve bütün her yere tecelli eden o ise, o zaman aşığın kendi kendine bir diriliği, aşığın kendi kendine bir varlığından bahsetmek mümkün değil. Aşk şeriatı bütün dinlerden ayrıdır. Aşıkların şeriatı da Allah'tır, mezhebi de. Burada sakın normalde aşk şeriatı bütün dinlerden ayrıdır derken, sanki dinin içerisinde yokmuş gibi zannetmeyin. Aşk şeriatı bütün dinlerden ayrıdır dedi, halkın, insanların dinlerinden ayrıdır. Neden? İnsanlar bu noktada dinleri taklididir. İmanları da taklididir. Taklidi iman yolun başıdır. Ve insanlar büyük bir çoğunluğu annelerinin, babalarının dinleri üzerinedir. Cenab-ı Hak buradan kurtarmak için ey iman edenler iman ediniz diyor. Ey iman edenler siz evet iman ettik. Hani başka bir ayet-i kerimede diyor ya, sizler İslam olduk deyin, iman ettik demeyin diyor. Siz İslam olduk, Müslüman olduk deyin diyor. Burada neden o insanlar imanları kemale ermedi? İşin hakikatine bağlanmadılar. İmanın hakikatine ulaşmadılar. Ulaşmadıkları için siz İslam olduk deyin, Müslüman olduk deyin, iman ettik demeyin. Sebep? İman öylesine bir nokta ki, öylesine bir merkez ki, öylesine bir inci ki, ona ulaşan kimse meselenin hakikatine ulaşır. O yüzden çok azınız iman etti der ayet-i kerimede. Sebep? İnsanların imanları kemale ermedi çünkü. İşte aşığın imanı İhsan üzerinedir. Hani iman nedir, İslam nedir, ihsan nedir dedi ya, aşığın durduğu nokta ihsan üzerinedir. İhsan üzerine durmak demek, Allah'ı görüyormuşçasına hayat yaşamak demek. Onu görüyormuşçasına yaşayan kimse ile ben Müslümanlardan oldum diyen kimsenin durumu aynı değildir. Her an o seni devamlı görüyor diye düşünerekten, tefekkür ederekten böyle yaşayan kimseyle işte yalana yalan ekleyen, gıybete gıybet ekleyenin imanı aynı olur mu? O yüzden aşığın durduğu nokta ile insanların durduğu nokta aynı değildir. Aşık görüyormuşçasına ibadet eder, görüyormuşçasına zikrullah eder, görüyormuşçasına yürür, görüyormuşçasına konuşur. Böyle olunca görüyormuşçasına konuşanın önünde ayrı bir hakikat çıkar. Şeriatın makul gördüğü şey görüyormuşçasına yaşayan için makul olmadığı çıkar meydana. Veyahut da senin eksik gördüğün, yanlış gördüğün şey aşık için apayrı bir şeydir. O görüyormuşçasınadır. O kalbi ilimle hareket ediyordur. Kalbi ilimle hareket ettiğinden sana eksik görünen şey ona kemal noktasıdır. Veyahut da o sana tam görünen şey ona eksiktir. Bakın sana tam görünür ama ona eksiktir. Sen dersin ki bu tam ama aşık için o eksiktir. Neden?
Aşık çünkü görüyormuşçasına yaşar her şeyi. Görüyormuşçasına yaşayan bir kimsenin hukuku ile, bakın görüyormuşçasına yaşayan bir kimsenin hukuki ile normalde meselenin zahir hukukuna bağlanan kimsenin durumu aynı değildir. Mesela meselenin zahirine bağlı olan kimse malının 1/40'ının zekatını verdi mi? Onun için iş bitmiştir. Mesele değildir. Ondan zerre bir şey daha isteyemezsin. Zerre bir şey de vermek zorunda değildir o. Neden? Zekatını vermiş. Zekatını verince ona artı bir tasadduk, artı bir sadaka, artı bir şey vermek şeriatın emri değildir. Şeriat der ki sen malının zekatını verdin, işte ticaret malıysa 1/40 verdin, paraysa 1/40 verdin, altınsa 1/40 verdin, senin işin bitti. Ama görüyormuşçasına yaşayan için öyle değildir. Görüyormuşçasına yaşayan cud ehli olur. Bir yerde ihtiyaç olduğunu hissettiği anda, ona ihtiyaç olarak kalbine geldiği anda o vermekle mükellef tutar kendini. Ve der ki ben buna vermem lazım. Bakın ben der ki buna vermem lazım. O zaman ona vermekle kendini mükellef tutar. Cud ehli olmak o zaman diğer bakın zekat verenlerden farklılaştı. Mesela bir kimse naçar kalsa o kimsenin istemesi haktır. Gidip zekat da isteyebilir birisinden. Haktır bu. Der ki bana zekatından bir kısmını verebilir misin? Haktır. İhtiyacı vardır, ister. Bakın ihtiyacı vardır, ister. Aşık için böyle bir şey söz konusu değildir. Aşık hiçbir zaman şeye enillah demez. Aşık hiçbir zaman halini arz etmez bir başkasına. Aşık oh bile demez. Aşığın halini bir başkasına arz etmesi aşık için şirktir. Bakın aşık için şirktir. Aşığın bir başkasına şikayetini dile getirmesi aşık için şirktir. Bakın onun şeriatı değişti şimdi. Oysa isteyebilir mi? Evet. Şeriata göre bir kimsenin ihtiyacı olan bir şeyi istemesi haktır. Bir çıt. Aynel yakin derecede olanlar temiz yüzlülerden isterler. Bu henüz daha aşıklık onda oturmamış. Yolda. O herkese halini açmaz. O gider temiz yüzlü bir kimseye halini açar. Bakar kim merhametli, kim şefkatli. Gider ona halini açar. O mesela katı yürekli, demir yürekli, bu noktada kalbinde merhamet olmayan, kalbinde acıması olmayan bir kimseye halini açmaz. Sebep o çünkü o yola girmiş. Yola giren bir kimse merhametsiz bir kimseye halini açarsa onun için onu da günahtır. O da yanlıştır. Sebep sen yola girmişsin. Kalbi katı olandan neden bir şey istiyorsun? Sen yola girmişsin. Kibirli olan bir kimseye neden halini açıyorsun? Sen yola girmişsin. Sen ehli sufinin halinden anlamayan bir kimseye neden halini arz ediyorsun? Bu yanlış. Sen bir yoldasın. Kalbi katılarla ne işin var? Sen bir yoldasın. Kalbi pas tutmuş insanlarla ne işin var? Sen bir yoldasın. Heva ve hevesini ilahlaştırmış kimselerle ne işin var? Sen bir yoldasın. Gözünü dünyaya çevirmiş. Gözünü dünyanın süsüne çevirmiş. Kalbi dünyanın süsüne kanmış kimselerle ne işin var senin? Neden? Sen oturmuş bir halakayı zikrullah'ta Allah demişsin. Sen oturmuş bir üstadın elinden tutmuşsun. Senin kalkıp da kalbi katılaşmış insanlarla bir işin olabilir mi?
Bu senin eşin dahi olsa ondan bir şey isteme. Bu senin çocuğun dahi olsa ondan bir şey isteme. Senin evladın olabilir. Senin orada bardağında su bittiği halde senin bitmiş olan su bardağını görmüyorsa ve senin bitmiş olan su bardağını doldurmuyorsa isteme. Ehli hal ol. Kalk suyunu kendin doldur. İsteme. Kalk çayını kendin doldur. Onu kendiliğinden yapmıyorsa senin eşin, senin çocuğun, ondan dahi bir şey isteme. Eğer bir kadın kocası onun harçlığını düşünmüyorsa, ne kadar kazancı illaki çok vermesi şart değil. Evdeki eşinin harçlığını düşünmeyen, onun harcayacağı az çok haline göre bir miktarı düşünmeyen bir adam kalbi katı bir adamdır. Merhametsizdir. O kadın taşmayacak. O kadının hiç mi özel ihtiyacı olmayacak? Hep kendinden istetecek misin? Kendinden istetmeyi kendine bir marifet mi saydın? Hep kendine temanna mı ettireceksin? Para gücünün önünde kadının, çocuklarının eğilmesini mi istiyorsun sen? Sen merhametsizsin. Sen şefkatsizsin. Sen ehli sufi olamamışsın. Sen halin kadar eşine bir harçlık bırak. Önemli değil. Bir kuruş bırak. Beş kuruş bırak. Eşine karşı cimri olma. Çocuklarına karşı cimri olma. Eşine ve çocuklarına cimri olandan sufi olmaz. Eşine ve çocuklarına merhamet etmeyen, eşine ve çocuklarına saygı, sevgi göstermeyen, neresi sufi olacak onun? Önce eşine karşı yumuşak davran. Önce çocuklarına karşı yumuşak davran. Önce kocana yumuşak davran. Önce çocuklarına yumuşak davran. Önce hanımına yumuşak davran. Önce çocuklarına yumuşak davran. Merhametli davran. Daha adam kapıdan içeri girer girmez kadın ona sert konuşuyorsa, ona küskün davranıyorsa, ona yüzün asık davranıyorsa, onun sufiliğinden dem vurulabilir mi? Daha adam eve girer girmez kadına parlıyorsa, çoluğuna çocuğuna parlıyorsa, evde çoluğuna çocuğuna küfrediyorsa, hakaret ediyorsa, onun nesi adam ki? Adam müsveddesi. Ondan sufi mi olur? Olmaz. Hem sufiyim diyecek, hem ağzını doldura doldura küfredecek evde. Gelecek burada halakı zikrullah'ta bize dervişlik satacak. Hem çocuğun ağzını yüzüne vuracak, dövecek, kesecek, küfredecek. Gelecek burada halakı zikrullah'ta dervişlik taslayacak. Yanlış. Gelecek burada dervişlik taslayacak, hanım hanımcık oturacak. Evde ne eşine ne çocuklarına ağzına geleni söyleyecek, sert davranacak. Eşine ve çoluğuna çocuğuna ters davranacak, zulmedecek. Böyle sufilik olmaz. İşte bunlar ne? Bunlar yolda daha. Bunlar işin hakikatine ermemiş insanlar. Bunlar işin hakikatini görmemiş insanlar. Ahlaklarını kemale erdirmemişler. Sufilik o değil. O yüzden normalde görüyormuşçasına, yaşama noktasına gelmemiş. O yüzden aşk ehlinin şeriatı hiç kimsenin normalde dinlerin şeriatına benzemez. Sebep mesela işte ayet-i kerimede der ki serkeşlik yapacağından korktuğunuz eşlerinizi dövün. Var mı ayet-i kerime? Var. Ama sufi bunu yapar mı? Yapmaz. Bu ruhsatı uygular mı? Uygulamaz. Neden? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri uygulamadı hiç. Ya bizim eşimiz peygamber hanımı mı? Ya sen peygamberin izinden git. Sen o vurmamış. Sen ne amma vuruyorsun? Hazreti Muhammed Mustafa eşlerinin bir tanesine dahi kötü bir söz söylememiş. Sen Muhammed Mustafa'nın izinden gideceksen sen eşine kötü bir söz söyleme. Sen söyleme kardeşim. Sen söyleme. Sen Muhammed Mustafa'nın kokusunu almak istiyorsan sen Muhammed Mustafa'nın izinden yürü. O eşlerini hiç dövmedi. Hiç darp etmedi. İktirmedi dahi. Hiç kötü söz söylemedi. Hiç. Vaki değil. O zaman bakın aşıklığın şeriatı değişti.
başka bir kimse eşine vurabilir. Serkeşlik yapacak diye düşünür. Sen vuramazsın. Başka bir kimse eşi istesin diye bekler. Sen bekletme. Cud ehli ol. Onun ihtiyacını gör, evine bırak. Oraya bir masanın üzerine bir para bırak. Onun ne bileyim bir göze bırak. Hanım burada bu kadar var. Bu haftalık bununla idare et. Gücümüz bu kadar. 5 lira, 10 lira, 20 lira, 50 lira. Kadın da ne harcayacağını bilsin. Ama sen kadına olmayacak bir şey de verme. Ver 50 lira. Bununla bütün hafta sebzeyi de alacaksın, meyveyi de alacaksın. Neden et pişirmedin diye bir de ona hesap sor. Bu zulüm. Bakın şeriatı değişti. Anladınız mı meseleyi? Yoksa aşıklığı, şeriatı işte Kur'an ve sünnetin dışında değil. İçinde ince, ince, ince. İçinde öz, çekirdek. Çekirdek. O özü yaşamak önemli. Kabukta kalmak değil. O yüzden aşığın şeriatı ne? Özü, çekirdeği, merkezi. Herkes kötü söz söyler. Sen söyleyemezsin. Herkes eşine bağırıp çağırabilir. Sen bağırıp çağıramazsın. Herkes eşine kötü söz söyleyebilir. Sen söyleyemezsin. Sen sesini daha yükseltemezsin. Bir kadın veya bir erkek evde eşini, sesini yükseltiyorsa o sufilikten uzaklaşmaya başlamıştır. Bırakın küfretmeyi. Bırakın hakaret etmeyi. Eşine sesini yükseltiyorsa, ona bağırıp çağırıyorsa, kadın erkek, kadın erkek hiç önemli değil. Bakın şeriatı değişti. O yüzden Hazreti Pir der ki aşkın şeriatı bütün dinlerden ayrıdır. Bu ayrıdır demesi dinlerin dışındadır demek değildir. Ya merkezdedir, kabukta değildir, içtedir. Bakın merkezdedir. Kabukta değildir, içtedir. Sevdiğinden öyle yapar. Zorunluluktan değil. O namazı zorunluluktan kılar. Sen sevdiğinden kılacaksın. O orucu zorunluluktan tutar. Sen sevdiğinden tutacaksın. O ahlakı zorunluluktan yapar. Sen o ahlakı seveceksin. O Muhammed-i Mustafa'ya zorunluluktan uyar. Sen severekten uyacaksın. Sen nerede ince yaşamış, nerede ince davranmış? Sen ona bakacaksın. Eğer sen de normalde ehli şeriat dediğimiz kimseye uyacaksan döveni döveceksin, sövene söveceksin. Ama Yunus ne diyor? Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek. Ele geleni yersin, dile geleni dersin. Böyle dervişlik dursun. Sen derviş olamazsın. O zaman dile geleni yiyen kimse, ele geleni yiyen kimse derviş olamazmış. Bakın şeriatı değişti. Öbürkünün önüne ne koysan yer. Bakar et yemeği. Helal mı helal yer. Yer. Öbürkü bakar, o bana küfretti, o da ona küfreder. Der. Sen diyemezsin, sen yapamazsın. Senin bu noktada aşıklık şeriatına uyacaksın. Eğer aşıklardan olmak istiyorsan. Yok, benim gibi kaba saba olacaksan vah ki vah, yandı ortalık. Allah muhafaza eylesin inşallah. Amin. Şuradan bu bakamayacağımız soruların sahipleri haklarını helal etsin. Birkaç soru daha bakacağız. İnşallah dersimize, zikrimize geçeceğiz. Müslümanın canı tehlike içindeyse yalan söylemek uygundur diye biliyorum. Bir rivayette iki Müslüman Yahudi şehrine girdiklerinde onlardan putları için kurban kesmelerini istemişler. Biri bir sinek kesmiş canından olmamak için, öteki sözünden dönmemiş. Biri canını kurtarıp imanını kaybetmiş, diğeri de ahireti kazanmış. Ne kadar doğrudur? Bilemeyiz. Sonuçta bizim bildiğimiz şu. Sahabeden bir kimse canını kurtarmak için
dininden feragat ettiğini söyledi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ona dedi ki sen kalben bunu söyledin mi? Hayır ya Resulullah dedi. Ona dedi ki evet sen bu noktada suçlu sayılmazsın. Mazur görülürsün. Ama diğerleri de ehad, ehad, ehad diyerekten şehit oldu. Burada o kimsenin kendince, kendi vakasına iştahı çıktı. Bir kimse canını, biz bunu Muhammedi olarak düşünerekten buna cevap vereceğiz. Bir kimse eğer işte bir uzvuna zarar gelecekse, canına zarar gelecekse, bu noktada kafirin elinde ben dinimden döndüm deme hakkına sahip mi? Evet. Bu hak mı? Evet. Ama bir kimse de zerrece taviz vermeden ben la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekten geri durmam demesi de onun hakkı mı? Evet. Onun mu? Evet. Bu hak da onun mu? Evet. Ha bir kimse kendince İçtihat edebilir, benim uzvum kopacağına, canımdan olacağıma, ben Müslümanlıktan geri döndüm diyebilir. Bu şeriaten vardır. Ama mesela madem ki bu gece sorulardan da aşıklıktan dem vuruldu, aşık bunu diyemez. Çünkü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ne kadar zorlukta kalırsa kalsın böyle bir şey söylemedi. Bir hac ibadetinde peygamberler sizleri izliyor demiştiniz. Yaptığınız ibadetlere özen gösterin diye namaza karşı nasıl edeple durulmalı? Demişim demek ki hangi haçta dediysem sarhoşun mektubu okunmaz ya. Allah yesin inşallah. Evet, onlar ölü demeyiniz, onlar haydır. Peygamberler ölü değillerdir, onlar diridirler. Şehitler ölü değillerdir, onlar diridirler. Allah'ın velileri ölü değildir, onlar diridirler. Ölü olunca, onlar diri olunca muhakkak ki sevdiklerini izlerler. Muhakkak ki sevdiklerini takip ederler. O yüzden bir kimse kendine çeki düzen vermeli, Allah'ı görüyormuşçasına yaşamalı. Bir çıt altı neydi? Onun seni her daim gördüğünü bilerekten öyle yaşamak. Allah bizi onlardan eylesin. Amin. Sorduğumuzda herkes muhtaçlara yardım etmek istiyor ancak onları ayağına bekliyor. Gerçek ihtiyaç sahibine nasıl ulaşılır? Neydi hadisi kutsi? Arayan bulurmuş. Arayan bulur. Bir kimse ihlasla, samimi bir şekilde ihtiyaç sahibi arıyorsa bulunur, merak etme. Bulur. Bizim herhalde kardeşlerden ben bulamadım diyecek olan yoktur herhalde. Belki de bu hani bizim kardeşler için sorulmuş soru değildir galiba. Belki bana öyle geliyor olabilir. Eskiden kerametler, mucizeler daha açık ortadaydı. Şimdi ise böyle şeyler nadir görülüyor. Sebebi ne olabilir? Siz nadir görüyorsunuz soruyu soran için söylüyorum. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena olsun. Ahir zamanda kerametler daha da fazlaca tecelli eder. Ama hani Hazreti Pir'in bir sözü var ya, senin aynan neden haber vermez bilir misin? Aynan tozludur da ondan. Bir kimsenin aynası tozluysa kerameti görmez. Eğer bir kimsenin gözü görmüyorsa mucizeyi bile görmez.
keramet aramak, mucize aramak Ebu Cehil'in işidir. Kerameti Ebu Cehil arar. O kimsenin gönlünde, kalbinde Ebu Cehillik sıyrıntısı var ise keramet arar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri keramet mi aradı? Mucize arayan kimdi? Müşriklerdi. Ne dedi Ebu Cehil? Beni dedi bu kuyudan Muhammed kurtarır. Gidin dedi ona haber verin. Gittiler haber verdiler. Dediler ki amcan kuyunun içerisinde seni istiyor, seni çağırıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri geldi kuyunun başına. Dedi ki aşağıdan, ey kardeşim oğlu, beni buradan çıkarırsan dedi sana iman edeceğim. Beni buradan çıkarırsan sana iman edeceğim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri söze göre davrandı. Uzat elini dedi, Bismillahirrahmanirrahim dedi, çıkardı elinden. Mekke'de ne kadar urgan getirdilerse, ne kadar merdiven getirdilerse kuyudan çıkaramadılar Ebu Cehil'i. Elinden pat tak çıkardı. Ebu Cehil dedi ki gerçekten inanacağım sana. Yalnız dedi şu ay var ya, şu ayı da ikiye böl. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri iki rekat namaz kıldı. Rabbime yalvardı. Elinden işaret etti. Ay ikiye bölündü. Ne dedi Ebu Cehil? Vallahi senin büyücü olduğuna şimdi daha iyi inanıyorum. Dikkat edin. Kerameti Ebu Cehil düşüncesinde olanlar bekler ve ister. O yüzden bir keramet, bir mucize bekleyen Ebu Cehil düşüncesinde olanlardır. Ve onlar hep saparlar. Sonuçta onlar saparlar. Çünkü keramet bekledi. Çünkü keramet istedi. Kendisinin üzerinde de keramet bekleyen kimse sapar. Bir kimse kendini de kendi üzerinde de kerametin kendi üzerinden zuhur etmesini bekliyorsa sapar. O da sapar. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden sufiler, gerçek sufiler keramet beklemezler. Üzerlerinden de keramet aramazlar. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden keramet göstermeye çalışmak, kerametin peşine takılmak o kimseyi zelil eder. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Ama mesela geldi ya yine kimdi? Üç tane taş aldı eline Hazreti Peygamber. Eline üç tane taş aldı. Dedi ki benim elimdekileri bilirsen sana iman edeceğim. Kimler söyledi bunları? Hep müşrikler söyledi. O da ne dedi müşrik? Dedi ki elimdekileri söyle. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ne dedi? Dedi ki elindekiler beni söylese inanır mısın? İçinden o öyle demiştir büyük bir ihtimalle. Demiştir ki ya tam bulduk. Bu daha iyi. Sebep ya. Yani elindeki mi bilse tahmin eder. Elinde taş var, toprak var, altın var, para var, şu var, bu var da. Ama elindeki onun ne dediğini söyleyecek. Dedi ki söylesin elindeki, benim elimdeki senin kim olduğunu söylesin. Taşlar dile geldi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedi. Üç tane taş. Allah-u Alem Davut'un taşı. Ne yaptı müşrik? Elinden atıverdi onları. Elinden atıverdi. Üç tane taş kime dile gelmişti? Davut'a. Ne demişti? Ey Davut beni al. Kime karşı gidiyordu? Callut'a. Biraz daha yürüdü. Bir taş daha dile geldi. Ey Davut beni de al dedi. Taş dile geldi. Demek ki taşın da canı var. Taşın da ruhu var. Taşın da dili var. Neden?
Varlık, her şey maşuk diyordu ya Hazreti Pir. Üçüncü taşta Cenab-ı Hak onu da dile getirdi. Ne dedi taş? Ey Davut beni de al. Sonra bu üç taşı ne yaptı Davut? Sapanın içine koydu. O güne kadar yenilmeyen, o güne kadar bir mızrak, bir kılıç, bir iğne yarası dahi almayan, o güne kadar bütün savaşlardan galip çıkmış olan Callut'a attı. Neyle mi de? Sapan taşıyla. Neyle? Sapan taşıyla. O gün için dünyanın bütün gelişmiş orduları savaş açtığında Callut ve ordusunun önünde hep mağlup oluyordu. Deme bu orduyu mağlup edecek olan hiçbir savaş aracı yok. O varlığın sahibi Allah isterse en güçlü orduyu yerle yeksan eder. Ne yaptı Davut? Bildiğiniz sapan taşıyla. Üç tane taşı attı, Callut çöktü. Üç tane taşı attı, Callut çöktü. Üç tane taş Muhammed Mustafa'nın peygamberliğine ne yaptı? Şahadet etti. Kim istedi onu? Müşrik istedi. Müşrik istedi. Allah muhafaza eylesin. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizi korusun inşallah. Amin. Alemennahu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Hak Muhammeden Resulullah Demir Enbiya'yı ve Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha ve Selavat.